Teşekkür ediyoruz. Evet, tüm bölgelerde olduğu gibi Malatya'da da devlet millet seferberliği tüm gücüyle ve 24 esasıyla devam ediyor. Evi yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşlarımız ilk günden itibaren devlet binalarına ya da okullara yerleştirildiler. Devletin mülkü, milletin mülkü bundan sonraki süreçte de artık ayrılmaz bir güç, bir direnç durumunda. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Malatya Tren Garı da işte o kaynaşmayı sağlayan bir alan. Gördüğünüz personel konaklama vagonları hemen arkamızda vatandaşlarımıza tahsis edildi. 1700 kişi buralara yerleştirildi. Bu vagonların tüm ihtiyaçları karşılayan bir yapısı var. Sıcak sudan tüm işte yatma olanaklarına kadar, konaklama olanaklarına kadar vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İlk gün itfaiye, ambulans ve diğer tüm araçların yakıtları da yine demir yolcular tarafından sağlandı. Makinistler ve personel için hazırlanan tüm kumanyalar depremzedelere dağıtıldı. Yol açma, arama, kurtarma faaliyetlerinde gerek personeli, gerek araç gereçleri milletinin hizmetine sunuldu. Şimdi yanımızda yine buradaki tesiste kalan, ailesiyle birlikte buradaki tesiste kalan Harun Doğan var. Onunla konuşacağız. Evet, öncelikle geçmiş olsun tüm milletimize. Allah razı olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Kanalına Allah'ım hayırlı şifalar, bol sabırlar nasip etsin inşallah. Büyük felaket, bütün dünyanın olabilir. Kimi savaşta, kimi bütün dünya, bütün halk, kim ırkın, cini ne olursa olsun Allah kimseye bunu göstermesin. Onlardan uzak tutsun inşallah. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıyorum. Hangi parti, hangi şeyde olursa olsun herkes tek yürek olmuş. Tüm şeyimiz bu felaketten sonra da bunun devam etmesini dileriz. Çünkü halkımız Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı olarak bugün Cumhuriyet'ten bu yana hep birlik olmuşlar, savaşlar kazanmışlar. Biz bunu istiyoruz. Devletimizden de, sizden de, halkımızdan Allah herkesten razı olsun. Hepsi bize bütün desteklerini gösterdiler. Vallahi gıda olarak da, yer olarak da bizim hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimizde de olsun, bütün parti yetkileri hepsinden biz razıyız. Allah'ım razı olsun. Biz daima bugünleri aynı şekilde devam etsin diliyoruz. Başka da işte cenazelerimiz var. Daha halen çıkmayan akrabalarımız var. Bekliyoruz. Başımız sağ olsun. Bilmiyorum yani. Şu an yeter ki yani sadece devletle istediğimiz tek şey var. Bu arada tabii tarımımız, çürüğümüz olur. Bazı dışarıdan gelen, dün akşam da ablagile anlattım. Bazıları var, işte gözleri bazı şeylerde milletin zihniyet eşyalarında, parasında. Onlar çok azınlıkta ve gerekenlikle cezayı tabii, azınlıkta, buluyorlar zaten. İnşallah. Ya bunlara ama dikkat bizim başkanım. Birliğimiz esas. Tabii ki. Bizim tabii, kenetlenmemiz tabii, tabii. Esas. Biz buna vallahi buna ben yani isterim ki bugünden sonra da hepsi kenetlensin birbirine. Yani bu partilik yahut da şu bu değil. Hep birlik olsun. Tek yürek olsun. Yani illaki savaşta, illaki biri bir şey başımıza gelsin. Bunlar da gibi. Devamlı bunu, biz bunu istiyoruz. Halkımıza da, milletimize de, bizim medyada da, bizim devletimize de hepsinden Allah razı olsun bize destek oldular. Biz yani şu an tamam burada kalıyoruz. Bugün belki mağduruz ama ben söylüyorum, devamlı söylüyorum. Dünya halkında %60'ı bizim burada gördüğümüz yemeğin ya da gıdanın %10'unu bulamıyorlar. Ve biz buna şükretmemiz lazım. Allah'ın bize bir lütfudur bu. Ülkemiz olarak da biz ülke birlik olduktan sonra 3-5 ay sonra Allah'ın izniyle biz yine ayaklanırız. Yine ayaklanırız ama birlik. Devletimizle, milletimizle, evet. Siyasi kesimle hepsi birlik olsun, beraberlik olsun. Dünya bizi yıkamaz. Yeter ki biz kendi kendimizi yıkmayalım. Biz razıyız. Bilmiyorum ne anlatacağımı bilmiyorum evet, ama. Peki buradaki koşulları biraz anlatır mısınız? Buradaki koşullar tabii bir insan kendi evindeki gibi rahat edemez. Ama şükretmek, hamd etmek ve Allah'a şükür ki bak devletimizin binasında 6-7 aile kendi akrabam kalıyor. Ben sandalyede uyuyabilirim. Ama huzurum varsa, ailemle huzurum varsa var Allah'a hamd olsun.
devletimiz bütün vagonlarını açmış. Devletin mülkü halkındır zaten. Halk olmasa devlet de olmaz. Devletin mülkü halkındır. Tabii halkın ki. Mülkü devletindir. Tabii. Evet. Bunlar olmazsa biz nereye gidecektik? Evet. Var ki bizi çağırdılar. Bak bugün, bugün ben buraya bakıyorum. Biz 7-8 gündür burada biz bütün devlet, millet getiriyorlar. Vallahi yani haddinden fazla getiriyorlar. Yapıyorlar. Bugün inşaat, ben belediyede çalışıyorum. Şu an benim traktör dışarıda, ben gideceğim çalışmaya. Ha ben tabii bir hafta gidemedim. Niye? Benim ailemden 14-15 kişi vefat etti. Bir kısmım Adıyaman'a gitti. Maras'ta annem daha bir ailemi çıkmamış. Bilmiyorum. Allah onlara yardım etsin. Sağlarsa ölmüş. Allah rahmet eylesin.